Arkadaşlar bu bölümde sizlere 19 Mayıs'ta Crypto News Türkiye'de yayınlanan bir yazımı okuyacağım. Başlığımız Suçlu Bulundu, Şortçular. Amerika ve Avrupa'da batan bir sürü banka hakkında politikacılar ve merkez bankacılar önce utanmadan kripto varlıkları suçladı. Sonra sosyal medyayı o da tutmayınca banka yönetimlerini hedef gösterdiler. Yani özellikle mesela Credit Suisse'in CEO'su sosyal medyada bizim hakkımızda tweet atılmasaydı biz batmazdık gibi komik açıklamalar yaptı. En başında işte kripto varlıklar bu işlere yol açtı diye saçma sapan şeyler söylediler Amerika'daki özellikle siyasetçiler. Rusya'yı bile sanık sandalyesine oturttular. Bir tek kendi uyguladıkları daraltıcı para ve faiz politikasına toz kondurmadılar. Hatırlarsanız size meşhur JP Morgan CEO'su Jamie Dimon'ın neden Türkiye'deki telefoncu dayılar gibi Bitcoin'e saldırdığını açıklamıştım. Çünkü Dimon da baba tarafından İzmir yani Anadolu kökenliydi. Şimdi bizim Jamie dayı bu sefer de banka iflaslarına tam da bizi andıran bir neden bulmuş. Bankalar short işlem açanlar yüzünden batıyormuş, iyi mi? Short işlem ne demek? Short işlem elinizde olmasa da bir varlığı açığa satmak demektir. Bunu yapmak için o varlığı türev işlem yaptıran kurumdan borç alırsınız. Varlığı satıp elde ettiğiniz nakiti tutarsınız. Bu işlemi defalarca tekrarlayıp varlığın fiyatı azaldıkça düşük fiyattan bu varlığı tekrar geri alıp borcunuzu kapatırsınız. Böylece arada elinizde kalan nakit kadar da kar edersiniz. Yani diyelim ki Bitcoin üzerinden örnek verelim. Diyelim Bitcoin 30 bin dolar ve siz Bitcoin'in düşeceğine inanıyorsunuz. Türev işlem yaptıran kurumdan gidip Bitcoin borç alırsınız 30 bin dolardan. Onu hemen satarsınız. Elinizde 30 bin dolar olur. Bitcoin'in fiyatı 25 bin dolara düştüğünde 30 bin doların 25 bin dolarıyla tekrar Bitcoin alır ve onu borç aldığınız kuruma geri iade edersiniz. Böylece elinizde kalan 5 bin dolar da size kar olarak yazılır. Ve bunu Bitcoin'e gelene kadar sayısız finansal araçta yapmak mümkündür. Hisse senetleri, altın, gümüş vesaire. Jamie dayı şöyle konuşmuş. Düzenleyici kurumlar bankalarda short satışları yasaklamayı değerlendirmeli. Bir banka hakkında short pozisyon alıp sonra da o bankayı karalayıcı tweet atanlar kanunun el verdiği en ağır şekilde cezalandırılmalı. Vallahi bravo, çok güzel. İyi de Jamie dayı, madem short pozisyon almak bu kadar kötü, başında bulunduğun JP Morgan bankası neden yıllardır altın ve gümüşte devasa short pozisyonlar açıyor? Sınırsız dolara karşı bu varlıklara yatırım yapanları neden senelerdir inim inim inletiyorsunuz? Bu JP Morgan'ın özellikle gümüşte açtığı devasa short pozisyonlar aslında 10 yıllardır altın ve gümüşle ilgilenenlerin bildiği bir gerçek. Devam ediyoruz yazımıza. Ya da sınırsız dolar üreten bankalara short açılınca kızıyorsun da mesela 2017'de 1000 dolardan 20 bin dolara fırlayan sınırlı Bitcoin'e türev short işlemler başlatıldığında neredeydin? Dönemin türev piyasaları denetleme kuruluşu CFTC'nin başkanı Christopher Giancarlo 2017 sonunda Trump yönetiminin isteğiyle Bitcoin'i düşürmek için kasti olarak short işlemler başlattıklarını 2019'da itiraf etti. Tabii 2018'de Bitcoin 3000 dolara düştükten sonra. Şortlar kötüyse bu short felaketine neden sesini çıkarmadın Jamie dayı? Bakın işte Giancarlo, Christopher Giancarlo dediğimiz arkadaş da bu ve bu toplantıda bu durumu itiraf etti kendisi. Buradaki haberde yer aldığı gibi. Devam edelim. Adam short açılmasına değil, short açılıp hile yapılmasına karşı çıkmış diyenler olabilir. Yani adam diyor ki yani short açtınız sonra da tweet attınız, hile yaptınız. Jamie dayı, sen ancak balık hafızalı ve merkez medya ile kafaları uyuşturulmuş yatırımcıları uyutursun, bizleri değil. Dayı, senin yönettiğin JP Morgan 2000 yılından bu yana 218 suç dosyası nedeniyle 36 milyar dolardan fazla para cezasına çarptırılmadı mı? Bu suçlar arasında kara para aklama, müşterileri yanıltıcı ürünler satma, ihaleye fesat karıştırma ve piyasa manipülasyonu gibi büyük hileler yok mu? İşte burada en son aldığı ceza 920 milyon dolar ve yıllarca yaptığı hileler.
Yani hile yaparlarsa şortları yasaklayın demişsin de sen hilenin kralını yapmışsın zaten yıllardır. En son Ağustos 2022'de altın ve gümüş piyasalarını hileli emirlerle yıllarca manipüle etmekten 920 milyon dolar ceza yemediniz mi? İşte şu ceza. 920 milyon dolar. Altın ve gümüşü yıllarca manipüle etmek, yani yıllarca o piyasalarda müşterileri zarara uğratmak, büyük hile yapmak. Olayın başında dönemin JP Morgan kıymetli metaller masası şefi Michael Novak ve ekibinin olduğu ortaya çıkmadı mı? Davayı açan Amerikan Adalet Bakanlığı iddianamede JP Morgan kıymetli metaller masasını suç örgütü olarak nitelemedi mi? Ya suç örgütü dediler. Bakın Precious Metals Business, yani kıymetli metaller işi JP Morgan'da Criminal Enterprise suç örgütü olarak çalıştırılmış denildi dava dosyasında. Bankaları şortlayanlar Fed'in uyguladığı aşırı hızlı faiz artışlarına bakıyor. Bono değerlerinin erimesiyle hangi bankaların zora gireceğini bilançolarda görüyor. Buna göre pozisyon alıyor. O bankaların bilançolarını short pozisyon açanlar değil, seni 2008 krizinde sınırsız dolar basıp kurtaran merkez bankacıları ve politikacılar mahvetti. Elinde delil olmadan short açan bu insanları hile yapmakla suçluyorsun. E dayı, senin JP Morgan'ın koskoca kıymetli metaller masası resmi mahkeme kayıtlarına göre suç örgütü. Yüz milyarlarca dolarlık riskli işlem gerçekleştiren o masa bu dolapları çevirip altın ve gümüş yatırımcılarının ensesinde yıllarca boza pişirirken senin hiçbir şeyden haberin olmadığına da ancak kadir inanır. Şortçuluğu tukaka ilan eden Jamie dayı bakın bir de ne yapmış. Son dönemde en önemli sınırlı paralardan altında o kadar çok ve büyük short pozisyon açmış ki ünlü yatırım danışmanı Stephen Leeb'e göre şok bir olay sonrasında altın fiyatı 1000 dolar yükselirse 3.67 trilyon dolarlık JP Morgan bankası iflas edecek. Eğer bizim Jamie dayı bu kadar büyük short pozisyon açmasaydı düşünün altın fiyatları şimdi nerelerde olurdu? Bakın o da bu haberde yer alan çok önemli bir konu. Madem short açmak çok kötü, sen niye bankanı batıracak kadar altına, büyük ihtimalle gümüşe de short açıyorsun Jamie dayı? Jamie Dimon'un utanmazlığı burada da bitmiyor arkadaşlar. Yine hatırlayacaksınız, Amerikalı ünlü finansör Jeffrey Epstein küçük kız çocuklarını çok zengin ve güçlü kişilere pazarlamak suçundan 2019'da tutuklanmıştı. Ve tutuklanmasının hemen sonrasında hapishanede güya intihar etmişti. Epstein 1998'den bu yana JP Morgan müşterisiydi. Aslında 2008 yılında Florida'da bu suçtan ilk cezasını da almıştı. Ancak seks ticareti kurbanları JP Morgan yönetimini küçük kızlara yapılanları bildiği halde Epstein'in faaliyetlerine 2013'e kadar aracılık etmekle suçladı. Bu konuda davalar açıldı. Üst düzey banka personelinin Epstein'in küçük kızları sattığını bildiğini gösteren şirket içi e-mailler ortaya saçıldı. Avukatlar üst düzey çalışanların haberi olan bir olaydan CEO'nun habersiz olamayacağını öne sürdü. Peki Jamie Dimon tüm bu iddialar karşısında 11 Mayıs'ta TV'ye çıkıp ne dedi? I'm so sad. Yani çok üzgünüm. Lan Jamie dayı, yatacak yerin yok senin. Yazının ve burada gösterdiğim kaynakların linklerini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdiye kadar YouTube kanalıma abone olmadıysanız arkadaşlar buradan abone olun ve şuradan bildirimleri açın. Böylece her yeni video yüklediğimizde size de haber gelmiş olacaktır. Videoları beğendiyseniz ve buradan bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız bunları mutlaka sevdiklerinizle kendi sosyal medyanızda paylaşın. Bize videolara yorum yazın. Beğeniyorsanız videoyu like, beğenmiyorsanız dislike atın. Ve eğer piyasaları bizimle birlikte takip etmek istiyorsanız 2023 ve devamında sadece YouTube'da değil özellikle Twitter'da da beni takip edin. Çünkü bazen video çekecek zaman olmuyor ve bazı önemli açıklamaları Twitter'dan da sizlerle paylaşıyorum. Özellikle sağlığınıza dikkat edin. Finansal sağlığınıza da dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.